Günaydın. Gelsene. Otursana. Hala ayılamadım. Dün gece fenaydı. Bir şeyler söyleyeyim mi sana? Yok yok, çok vaktim yok. Şu muvaffakat mameleri alıp hemen gideceğim. Sonra buradan sizin çekim için dergiye uğrayacağım daha. Öf. Bugün o vardı değil mi? Dün gece neden sattın beni? Satmadım. Ben geleceğim dememiştim ki zaten. Çıkalım gibi bir şey deyince ben öyle anladım. Ne duymak istediysen onu duydun yani. Bir sıkıntın mı var asistan kız? Yok. Bazen durup dururken bana sert davranıyorsun. Ama ben anladım seni. Ne anladın? İyi bir film izledin. Sonra benimle kalabalığa gürültüye karışmak istemedin. Evine gittin. Kitap okudun, kahve içtin. İtiraf et. Bu yüzden sattın beni. Aynen öyle oldu. Neyse. Görüşürüz. Gidiyorum ben. Gitmeden ajansı uğrayacağım. Tamam. Bir durum yok. Stüdyo çekimi. Klasik Hollywood cazibesini daha karanlık yorumlayacağız. Hmm. Dark Noir. Anladım. Ama dönem olmayacak değil mi? Dönem çekimiyle kapağı çıkarsam bunu boynuma sapla. Benim de bir şerefim var. Hah, kıyafetler geliyor. Melis, yere sürüyor püskülleri. Bayağı iddialıymış. Yılın en seksi çiftinden bahsediyoruz. Herkes Beren'i ilk defa fanfatel cazibesiyle görecek. O zaman ben bunları Peris Hanım'a ileteceğim. Kafasına takılan bir şey olursa tekrar konuşuruz. Kolay gelsin. Budur. Günlük kirası annemin verdiği kiranın iki katı. Ya geç onu oğlum ya. Orası ilçe. Burası İstanbul'un ünlüler alemi. Senin arabayla yapımcıya gidince adam ne düşünüyor? Dar gelirli bu diyor. Hop kaşeyi tabandan açıyor. Ama şunu bir çek kapının önüne var ya. Adam o miktarların seni kesmeyeceğini anında anlasın. Öyle bir şey yok abi. Var var. Sizin yemeği bununla gideriz. Sahi nerede yapılacakmış? Daha belli değil. Ama insan abinin orada olmayacak. Evet Barış Bey. Karar verdiniz mi? Araba güzel. Ücrete takılmayın. Aylık olacağı ama daha makul fiyata geliyor. Bana pek makul gelmedi. Bunu kaçırmayın derim. Elimizde bir tane kaldı. Zaten Türkiye'de toplam 22 tane satılmış. 22 tane adam çıkmış bunu bu parayı saymış ya. Allah helal olsun. Biz o 22'den değiliz. İleride olacağımız da meçhul. Estağfurullah, niye olmayacaksınız? Bütün billboardlarda sizi görüyoruz. Bir dahaki sefere geldiğinizde kiralama değil, kesin satış konuşacağız. İnşallah kardeşim. Sağ ol. Bu arada 22 taneden bir tanesi Kıvanç Tatlıtuğ'daymış. Haberiniz olsun. Babacığım bir gelsene sen ya. Şimdi sen bize de bir ünlü tarifesi yap bakalım. Mümkün değil. Mümkün, mümkün. Pekala da mümkün. Şimdi bro bu arabayı bilince ne olacak? Sizin de reklamınızı yapmış oluyor. Bence gayet mis. Ya bro, bu tuşlar ne oğlum? Bunlar ne lan? Ha? Radyosu nereden ayarlanıyor bunu? Ya önceki idare ediyordu zaten. Niye bunu aklıma soktun sen beni? İmaj her şeydir bro. İmaj her şeydir. Ha? Buldum be. Evet be. Evet. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda. Sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim. Kaybını yokluyorum, cennetten
ekmek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda, sana sarhoşum yollarda. Kaybolmuş bir gençliğim var da, alacaklıyım yollardan. Sen bir şey istiyor musun? Yok. Bak bak bak, gördün mü nasıl bakıyorlar bak. Ya, arabaya baktılar, bize değil. Olsun oğlum. İçinde biz oturuyoruz. Sayende biz yırttık. Su istiyor musun? Selam. Babanız bir toplantıya gitti. Feris Hanım'ın da sette işi uzamış. O yüzden bugün size ben eşlik edeceğim çekimde. Bu arada Nadir Bey'in anmasında sizi üzdüysem özür dilerim. Sorun değil ya. Zaten o gün herkes biraz gergindi orada. Tatlım, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi muhasebenin evraklarıyla ilgileniyorum da... yoksa ben seni bunun yerine hayatta bırakmazdım. Kusuruma bak. Barış direkt oraya mı geçecek? Ha, ajansa uğrayacaktı ama. Bizim John yeni arabayla kapıda bekliyor. Barış mı? Yeni araba mı almış? Hı. Bak Dicle, gördün mü? Azıcık ünlü oldular mı hemen saçıp savurmaya başlıyorlar ya. Ondan sonra yaşlanıp saçlar döküldüm de evim yok diye sızlanmacı. Ya gözünü seveyim Feris Hanım'ı söyle şu sahip çıksın ya şuna. Yazık günah ya, bir ev alın TOKİ'den önce. Tamam Bekir abi, söylerim. Taksitleri çok uzatmasın. Uzatmasın, tamam. Gül'ün gelmediği iyi oldu. Kız babamın casusu gibi her şeyi kaydedip kaydedip babama anlatıyor. İnanmıyorum. Barış mı çok güzel? Ben de istiyorum. Satın almadım kızım, kiraladım. Olsun, ben de istiyorum. Babama söyleyeceğim, bana da alalım. Hayırlı olsun. Sağ ol Işıtan, kızı kiraladım sadece. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Yani ben arabalardan öyle pek anlamam ama güzel. Şahane bir şey bu ya. Dicle'nin olayı da kitaplar. Ansiklopedi gibi. Her şeyi biliyor. Bizim gibi savrulmuyor. Ben de savruluyorum bazen. Sürüşü de keyifli mi? Görelim hadi. Beren, yalnız ben senin bugün burada olduğunu bilmiyordum. Pardon ya. Ben Jülde'yi arayayım, bir taksi çağırsın. Yok yok, olur mu öyle şey? Siz önden gidin, ben arkanızdan gelirim. Sizin geç kalmamanız daha önemli. Cidden Barış, önemli değil. O zaman sorun çözüldü gibi. Evet evet, çözüldü. Gidin. Hadi gidelim. Geç kalacağız. Orada görüşürüz asistan kız. Görüşürüz. Etmeyin. Hemen hızlıca halledeceğiz. Çok çabuk. Çok iyi. Süper. Güzel gelmiş. Hı hı. Evet. Ben bunları mı giyiyorum? Kostüm odasında birkaç kıyafet daha var. Annem fotoğrafları görünce çok şaşıracak. Beni kot tişört dışında başka hiçbir şeyle görmedi. Ama bir dayımın oğlunun bir düğünü vardı. Orada takım elbise giymiştim. Onu da arkadaşlara dün çalmıştım. Kolları böyle kısacıktı. Evet. Asistan kız. Moda'da ne kadar bilgisi olduğumu anlattım. Bana giysi seçmekte yardım etmek zorundasın. Ederim tabii, sorun değil. Yeni temamız Hollywood'da romans. Moonboardlar ve referanslar hepsi burada. Aa bak, seni daha iyi motive etmek için hem idolünü de koymuşlar. Aynen. Marlon Brando hayranı mısın? Evet. Çok eski değil mi o? Bazı şeyler hiç eskimez. Son dakika tamı değiştirmek zorunda kaldığımız için ekstrem bir şey bulamadık. Tekrar özür dilerim. Menajerlerimizin bazı çekinceleri oldu. O yüzden sizden tekrar rica etmek zorunda kaldım. Sizin kostümler sıfırlanınca aksesuarlar da boşa çıktı. O yüzden biraz daha minimalist takılacağız. Anladım. Neden sıfırlandı bizim kostümler? Ne çekincesi? Ben hiçbir şey anlamadım.
Babanız diğer temayı veto etti ya. Yılın en seksi çift imajını sizin için doğru bulmadı. Benim bundan haberim yok. Bana kimse bir şey söylemedi. Önceki kıyafetleri görebilir miyim? Tabii. Bence hiç gerek yok. Bir an önce başlayalım. Yeni temayı tuttum ben. Tam fresh, genç, pırıl pırıl. Bunları giymek istiyorum. Babanız kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyecek. Ne giyeceğime karar verecek yaştayım. Bunları beğendim ve bunları giymek istiyorum. Bana uyar. Bana uymaz. Babanıza sormadan yapmayalım. Bana kızacak sonra. Aradım. Açmadı işte. Hadi başlayalım. Beren, bence Dicle'nin anlaştığı temadan yürüyelim. Kız zor durumda kalmasın. Hem sen de iki kıyafet için babanla zıtlaşma. Barış, ben çocuk değilim. Babam ya da menajerim bana sormadan böyle kararlar veremez. Hadi başlayalım. Buyurun. Başlayalım. Bunu dene. Biraz İngiliz rakçı havası var. Ben buna bayıldım. Biz ilk karşılaştığımızda da ben çıplaktım değil mi? Bilmem, hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Sen birinden saklanıyordun. Ben de senin kaçmana yardım etmiştim. Hala anlatmadın. Sen o gün kimden saklanıyordun? Ben bir Beren'e bakayım, yardım lazım mı? Cevap vermek istemiyorsan kaçma. Yorum yok de. Ben öyle yapıyorum. Olmadı ya bu. Tamam, biraz daha böyle rahat, hafif tebessüm olsun. Çok güzel. Beren, ayağını biraz aşağıda, evet. Aşağıya doğru. Çok eğme başını. Yalnız böyle biraz daha, evet. Çok güzel. Harikasınız. Beren, sen de yukarı doğru hafifçe bakabilir misin? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi otur böyle bir. Sırt sırta verip. Ben, sen bana bakıyorsun. Sen böyle hafifçe omzundan ona doğru bakıyorsun. Çok güzel. Tersiniz. Daha böyle sahipleniyorsun. Güzel. Tamam. Ya arkandan geliyor, arkandan. Tamam lan, tamam. Ya arkandan geliyor işte. Lan bu kim şimdi ya? Yalnız dikkatini vermeyeceksen ayrı ayrı oynayalım kardeşim. Bir bozgunda sattın mı lan sen de abini? Öyle. Evet. Kim? Ha, buyurun buyurun. Tamam, süper, tamam. Gerisi bende. Tabii tabii, konuşurum. Sizlere numarasını atarım şimdi. Ben zaten arayıp haber de vereceğim. Tamam, iyi akşamlar, tamamdır. Kim? Şule mi ne? Celal abinin asistanıymış. Bizim yapımcı Celal mi? Hı. Seni niye arıyor? Ya bugün bir ara öylesine yanına uğradım da. Laf şu sizin dizi yemeğine falan geldi. Hadi oğlum ya. Benle çocuk kandırır gibi konuşma abi. Bizim dizinin yemeğinin yapılacağını biliyordun. Celal abinin yanına hususi gittin değil mi? Yok be oğlum ya. Ben tanıdık bir mekan var dedim. O da işte Aydın'cığım bir fiyat alsana falan pistan diye rica edince. Ya ben sana yapmayacaksın, beni pazarlamacı durumuna düşürmeyeceksin demedim mi? Ne pazarlaması bro? Ben öylesine söyledim, senin patron lak diye atladı muhabbeti. Ya bırak! Oğlum bir sakin ol, öyle konuşalım. Barış, böyle olmaz. Adam arkamdan konuşacak. Kendisi dizide oynuyor, abisini de yandan yontuyor diyecek. Senin umurunda değil tabii ama benim umurumda. Ya ben başımı dik tutmaya çalıştıkça sen... Ben yere mi eğiyorum? Evet, eğiyorsun. Ya oğlum... İstan bak öyle düşük fiyat falan verince, yani senin de patronun işine geldi açıkçası. Yandan yontan biz değiliz yani lan. Vallahi bak o... Ya... Ara çabuk olmuyor de. Ara çabuk! Ya oğlum şimdi öyle söylesem fiyatta sıkıntı çıktı falan zannedecek. Lan tamam, bu kadar alevleneceksen bir daha yapmam ya. Tamam, son bitti. Sakin ya. Ya Barış!
durabilir miyiz? Eski defterleri açıp bir borçlu çıkarırlardır. Böyle daha iyi. Kraçoz sağ ol. Soğuk, duygusuz biridir. Nokta. Asistan kız. Buradayım. Arabayı görünce ben seni kaçırdım sandım. Ha, abim o. Biraz atıştık da. Ben dayanamadım, bahçeye çıktım. Beyefendi de arabaya atlayıp gitti. Aa, üzüldüm. Vallahi ben daha üzülme moduna geçemedim. Çünkü sinirliyim, öfkeliyim hala ona. Neyse, gel eve girelim. Ben çok kalmayacağım bu arada. Hemen fotoğrafları seçip gideceğim. Ya boş ver fotoğrafları. Ben seçtim zaten birkaç tane. Onlarla idare ederler. Evin çok güzel. Feris buldu. Ben sadece eşyalarımı getirdim. Eşyalarım dediysem de öyle birkaç tane kıyafet, oyun konsolu falan. Hani bir film vardı, çocuk zenginlerin boş evine girip kaçak olarak yaşıyordu. Şey, Kim Ki-duk'un filmi. Hah, işte o çocuğun yasal haliyim ben. Bu evdeki hiçbir şey bana ait değil. Hop, dikkat et, ayağına batır, ayağına batır. Yanlışlıkla oldu. Yoksa öyle abimle evde birbirimize bir şeyler fırlatmıyoruz. Bu kadar da yükselmedik. Henüz. İyi. Sevindim. Ne yapmış biliyor musun? Pardon ya. Gel. Geçen bir vakti ipe sapa gelmez bir iş için buraya kadar gelmişsin. Ben de bencil gibi sana kendi dertlerimi anlatıyorum. Yok canım, olur mu öyle şey? Öyle öyle. Feris seni buraya göndermeseydi ne yapacaktın? Planın var mıydı? Meral'le pizza yiyip temizlik yapacaktık. Daha bir şey yemedin mi? Yemedim ama önemli değil. Eve gidince atıştırırım ben. Yok ya, olmaz öyle aç karnına. Dur, ben sana bir şeyler söyleyeyim. Ya uğraşma Barış, boş ver. Çok geç oldu zaten. O zaman sana tost yapayım. Şahane tost yaparım bak, ciddiyim. Bu evden aç gitmene izin vermeyeceğim asistan kız. Tost güzel olur. Meyve suyum kalmamış. Ayran ister misin? Olur, içerim. Süper. Yardım edeyim mi sana? O kadar da beceriksiz değilim asistan kız. Bu dizi işleri olmadan önce bütün işlerimi kendim hallediyordum ben. Şimdi bakma tabii, öyle menajerim, asistanım falan var. Ama hala eski alışkanlıklarımı kaybetmedim. Ve Barış Havas dostunun sırrını açıklıyorum. Salça. Salça. Ne oldu abinin? Şimdi bu dizinin yemeği vardı ya. Hı. Abim Celal abiye gitmiş. Bizim tanıdığın mekanı var. Yemeği orada yapalım demiş. Ona mı kızdın? Anlamadın değil mi? Yemeğin yapılacağı yer abimin arkadaşı. Aradan komisyon alacak. Rüşvet gibi yani. Adam anlamıştır tabii. Barış Havas diziye kondu. Etinden sütünden yontuyor demiştir. Çocuğun derdi oyunculuk değil, para demiştir. Kesin demiştir. Ya senin için niye kötü düşünsün ki? Senin bir hatan yok burada. Bence tamamen abinin hatası. Bir insanın ailesi neyse kendisi de odur. Öyledir bu iş. Hayır, öyle değil. Bence bir insanı ailesiyle bir tutmak çok büyük bir adaletsizlik. Bana çok iyi geliyorsun asistan kız. Bitki çayı gibisin. Beni anında sakinleştiriyorsun. Hiç bitki çayına benzetilmemiştim. Evet. Şimdi sen anlat. Neyi anlatayım? Niçin kırmızı bu gözler?
Oradan başla. Biri mi ağlattı? Ağlamadım canım. Böyle rimel akmış. Onu ovalarken oldu herhalde. Biri kalbini kırarsa ya da seni üzerse bana anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi? Dostun hazır. Sağlık. Afiyet olsun. Feris, abimin fırsatçılığını duymamıştır değil mi? Bana bir şey demedi. Bir de ona mahcup olmak istemiyorum. Merak etme. Yerleştik sayılır. Herkes onun duygusuz biri olduğunu sanıyor. Ama aslında öyle değildir. Yani öyledir de bir açıdan değildir işte. Anne, bana çocukluk fotoğraflarımdan birkaç tanesini çekip atar mısın? Gül'ün dün ne yaşadıysa bugün ajansa bile gelmedi. Ya meraktan çıldıracağım şimdi. Yemeğe çıkalım mı? Buradaki kafelere gidemem ya. Haftaya maaşımı alana kadar darboğazdayım. Bir ayını doldurmadan ajans satılıyor yani. Aşırı şanssızsın. Yani hepimiz şanssızız. Sen gene iyisin. Çınar Bey seni bırakmaz. Ben direkt işsiz kalırım. Ya yemeyin şöyle şeyleri ya. İçine ne koydukları belli değil. Ha? Pizza mı söyledin sen? Ben gluten yemiyorum tatlım, biliyorsun. Sana gelmiş, sana. Ayran getirmiyor musun? Olur Bekir abi, içerim. Hı. Ay, belki bir dilim yerim. Hatta böyle onun da yeriz. Dur. Dün gece yiyemediğin pizza yerine. Afiyet olsun asistan kız. Teşekkür ederim. Bir tanecik asistanımız için az bile. Hemen geliyorum. Merhaba. Ben şu afişi alacaktım ama. Evet. Ne kadar? 20. Yalnız çok buruşmazsa. Tabii. Vicde.
fotoğrafları getirdim. Heh. Bakayım. Bayağı güzel çıkmış. Fotoğrafçı acayip yetenekliymiş. Senle Beren de şahanesiniz. Bir de sana... Valeriş, sen de gel. Aa, Dicle. Burada mıydın? Evet, öyle bir uğradım. Ne oldu? Dicle dergi fotoğraflarını getirmiş, baksana. Ha, ben sana uğrayacaktım. Ben madem karşılaştık, alırsın bir tanesini. İnanılmaz olmuş. Barış, biz resmen yılın en güzel çift olduk. Beren. Taksi bekliyor, ben gideyim. Yok yok, gitme gitme. Sana bir şey göstermem lazım. Nereye? Beren bana ne almış, baksana. Nasıl? Çekimde Marlon Brando'yu çok sevdiğini söylemişti ya. Ev hediyesi. Kızım sen hiç göstermiyorsun ama bayağı incesin ha. Niye? Ben kaba biri gibi mi görünüyorum? Çok güzel. Artık burası boş ev değil. Senin evin olmuş. Görüşürüz ben. Sen demin bir şey diyordun. Ha, önemli değil. Unuttum bile. Sizi rahatsız etmeyeyim. Tamam. Görüşürüz asistan kız. Bunu buraya bırakıyorum. O zaman Marlon'la bizim fotoğrafımızı yan yana asalım. Yok. Daha ustanın yanında olacak kadar büyümedik. Bir şey içer misin? Yani. Kahve?